Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe ve Ali Koç. Ali Koç'un Gezi isyanı sırasında sahibi olduğu divan otelini Gezi isyancılarına açmasını unutmam, unutturmam. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da hem kendisine yönelik bir darbe süreci olan Gezi isyanını ve destekçilerini hem de o süreç içinde bu ülkeye milyarlarca dolar kaybettirildiğini unutmayacağını tahmin ediyorum. Tahmin biraz hafif kaldı. Biz buna adımız gibi eminiz, biliyoruz diyelim. Ama gelin görün ki bizim sırtımızda yumurta küfesi yok. Biz konuşuyoruz, söylüyoruz, hatırlatıyoruz, lafımızı esirgemiyoruz. Ama Cumhurbaşkanının sırtında yumurta küfesi var. Her şeyi söyleyemiyor. Yeri geliyor, kan kusuyor, kızılcık şerbeti içtim diyor. Ama buna rağmen köşeye sıkıştığında Koç ailesinin tamamının hemen sığınağı Cumhurbaşkanlığı oluyor. Daha önce de babasıyla külliyeye gitmiş, Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Göztepe'de sahayı karıştıran operasyona imza attıktan sonra da hemen ertesi günü koşa koşa Ankara'ya gitmiş, Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istemişti. Tayyip Erdoğan'ın o günkü çalışma programının müsait olmadığı kendisine aktarılınca CHP Genel Başkanı'yla görüşmüş, Cumhurbaşkanı'nı kırmamak için de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaretine eklemişti. Ve nihayetinde dün Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi oldukça kalabalık bir grup halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Erdoğan'ın sırtında yumurta küfesi olduğu içindir ki, herkesin Cumhurbaşkanı olduğu içindir ki, durduk yere ilgisiz bir noktada "Atatürk yoksa ben de yokum" diyerek Türkiye'yi dış ülkeler nezdinde rezil etmeye kalkışan ve rezil eden, haklı bir talebi varsa bunu Suudi Arabistan'daki maç organizasyonuna değil, uluslararası arenadaki muhataplarına yapması gerekirken Suudi Arabistan'la kavga çıkartan, hem de organizasyon karşılığında parayı nakit ve peşin olarak aldığı halde bu tartışmayı çıkartan ve maçı yapmadan Türkiye'ye geri dönen ama döndükten hemen sonra yaptığı iç maçlarda da, dış maçlarda da, futbolda da, basketbolda da, voleybolda da, diğer branşlarda da aklına Atatürk hiç gelmeyen Ali Koç'u başka bir maçta Atatürk formasıyla sahaya çıkmadığı için "Atatürk yoksa ben de yokum" demeyen Ali Koç'u Tayyip Erdoğan dün külliyede kabul etti. Ama bu Ali Koç, baba zenginliği şımarıklığına vurmuş olmalı ki "Aralık ayından beri sizlerle görüşme ihtiyacımız vardı, bugüne nasip oldu" diyor. Çaktırmadan "Suudi Arabistan dönüşünden beri randevu bekliyorum" demeye getiriyor. Oysa külliyeye bir şey anlatmak istiyorsa buyursun basın toplantısı düzenleyip önce halka gerçekleri anlatsın. İlla da illa ben en tepe isme olayları anlatacağım kibri nereden geliyor? Ve Cumhurbaşkanı'na dün anlatılanlar arasında hala bir muamma olan Suudi Arabistan'dan peşin alınan 2 milyon avroya yakın paranın iade edilmemesi için ricacı olma isteği de acaba var mı? Soruyoruz ve cevabını bekliyoruz. Yok öyle Atatürk üzerinden kavga çıkartıp sonrasında gelip Tayyip Erdoğan'dan istemek. Her maçta olay çıkartıp aldığın cezaları cebinden ödüyorsun. Emin değilim ama büyük ihtimalle cebinden ödüyorsundur. O zaman Suudi Arabistan'dan maçı yapmadan geri dönmende de oynamadan aldığın parayı zaten iade etmen gerektiği için Türkiye'yi uluslararası arenada paraya bedavadan konan bir ülke gibi göstermemek için Fenerbahçe'nin kasasından, olmuyorsa kendi kasandan, hak etmeden aldığın parayı iade etmen gerekmiyor mu? Konuşulanları bilmiyoruz ama görüşmeye katılanları gördük. Cumhurbaşkanının büyük bir nezaketle Fenerbahçe Kulübü adına ziyarete gelenlerin her birisine tek tek hoş geldiniz dediğini gördük. O hoş geldiniz denilenlerden birisi de Ali Koç'un başkan vekili ve kendisini TÜSİAD Başkanlığı'nın
kitaplarından hatırladığımız Erol Bilecik. Erol Bilecik'i nasıl biliriz? Ayasofya'nın açılışında vakıf eserlerine itina göstermemiz gerektiğini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımıza CHP'lilerle birlikte saldırıp hayatını ve makamını borçlu olduğu Cumhuriyet'in kurucusuna örtülü ya da açık lanet okuyan kimse geçmişiyle de geleceğiyle de bağını kaybetmiştir. Atatürk ülkemizin her hanesinde, her kalbindedir demesiyle biliriz. Ama ona da Sayın Cumhurbaşkanı hoş geldiniz diyor. Her şeye pekala. İyi de Cumhurbaşkanımızın karşılama konuşmasını ekranlardan izledik. Cumhurbaşkanımızın "Buyurun sizi dinliyorum" dediğini duyduk. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 olimpiyata üst üste en çok sporcu gönderen kulübüz. Bu sene biz 27 sporcu gönderdik. Bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu gönderdi sözlerini izledik. Ki bu sözlerle olimpiyatlardaki başarısızlığın müsebbibinin de aslında Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe ve Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin sporculara güvenilmesi olduğunu da böylece öğrenmiş olduk. Bu vesileyle Okçuluk Federasyonu başarıları değil yandaşları seçti. Olimpiyatlardaki başarısızlık bu sebepten kaynaklandı. Yalanlarının hangi suçu örtmek için gazetelere manşet edildiğini anlamış olduk. Ama ne hikmetse Ali Koç Cumhurbaşkanımızdan ne istedi onu öğrenemedik. Ali Koç Fenerbahçe adına belki de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un aleyhine olmak üzere Cumhurbaşkanından ne istedi ve istediğini alma ümidiyle mi görüşme sonlandı? Hani kendileri sürekli tekrarlıyorlar ya şeffaf olacağız vesaire. Görüşmeyi talep eden siz, görüşmeyi isteyen Ali Koç ve Fenerbahçe. Herkesin huzurunda karşılandıklarında konuyu açık açık kameralar karşısında tekrarlamayıp sonrasına bırakan yine onlar. Halkın bilmek hakkı yok mu? Cumhurbaşkanını da zor duruma niye düşürüyorsunuz ki? Çıkın söyleyin, şunu şunu istedik. Söyleyin ki kameralar önünde söylenen bize haksızlık ediliyor isnatlarının gerçekliğini ve arkasında başka bir şey yatıp yatmadığını öğrenelim.